Herkese merhaba. Ben Murat Durak, Brandtox Editör ekibinden. Bugün Unilever Marketing Direktörü Alper Bey ile kısa bir röportaj yapacağız. Merhaba Alper Bey. Merhabalar. Rica etsem dinleyicilerimize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle? Tabii ki. Alper Eroğlu ben. Unilever'de kişisel bakımdan sorumlu pazarlama direktörüyüm. Yaklaşık 13 senedir Unilever'de çalışıyorum. Daha önce dondurma kategorisinde çalıştım. Türkiye'de ve İtalya'da, Roma'da. Ondan sonra kişisel bakım kategorisinde çalıştım. Londra'da global medya direktörü olarak. Son 3 senedir de yaklaşık Türkiye'deyim. Kişisel bakımdan sorumlu pazarlama direktörüyüm. Onun dışında Giresunluyum. Bir tane kardeşim var, o İstanbul'da yaşıyor. Ailem hala Giresun'da. Hı hı. Ve şimdi de Cannes Lions'la beraberiz. Hı, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 gündür epey yorucu bir tempo var. İşte sabah partiler, sabah etkinlikler, akşam partiler devam ediyor. Rica etsem dinleyicilerimiz için Cannes'a katılamayanlara bu 5 günlük satır başlarını, önemli gördüğünüz noktaları paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii ki. Cannes birçok anlamda çok güzel bir yer. Birincisi aslında endüstrinin liderlerinden endüstri hakkında ne düşünüyorlar, trendler neler, nereye gidiyor, bunları duyabildiğiniz, değişik forumlarda, oturumlarda bunları dinlediğiniz bir seanslar var. Bunlar çok güzel. Bir ikincisi, burada yerinde aslında ödül kazanan güzel işleri beraber görüp, izleyip, onlardan hem ilham almak hem de seneye belki kendiniz kazanır şeklinde heyecanlanmak güzel. Bir diğeri de aslında eski dostları burada gördüğünüz yılda bir kere, hem de yeni dostlukları edindiğiniz çok güzel bir ortam. O anlamda Cannes çok güzel. Bu seneye baktığımızda da yaklaşık 5. gündeyiz bugün. Birkaç şey ilgimi çekti. Bunlardan birincisi, ilk gün Burger King'in bir sunumu vardı. Hackvertising adı altında. Aslında birazcık reklamcıların o teknoloji şirketleri gibi gündemi hackledikleri, ele geçirdikleri, aslında bunun için önce gündemi anlamaları gerektikleri, ondan sonra markanın mesajını ittirmek yerine gündemde ne oluyorsa oraya girip hackleyip gündemi oradan bir mesaj yarattıklarını ve kampanya oluşturduklarını gördük. Bu çok ilginç geldi. Ve bununla birlikte bir sürü ödül aldılar. Palyaço gibi gel, kral gibi ye kampanyası var Burger King'in. Madrid ofisinden yapılan Lola'dan. O ödül aldı. Yine Net Neutrality isminde bir kampanyaları var. O da bayağı güzel bir iş. Bunun gibi bir sürü işleri var. Hatta o kadar ileri gitmişler ki bir tane outdoor işleri vardı. McDonald's'ın eski yöneticilerinin evlerinde ızgaraları fotoğraflayıp, aslında görüyor musunuz, McDonald's yöneticiler bile flame grilled, yani ateşte pişirilen burger yiyor şeklinde bir kampanya yapmışlar. Yani aslında marka olmaktan birazcık daha ileri gidip daha böyle bir hacker gibi davranıyorlar. O ilginç geldi. Ondan sonra aslında seansların çoğunda duyduğum bu data ve insan olmak ve duygular arasında bir tansiyon çok ciddi şekilde dikkatimi çekti. Çok fazla gerçekten yapay zeka konuşuluyor, data konuşuluyor. Data ile birlikte daha hedefli marketing yapmaktan bahsediliyor. Ama bir sürü kreatif ajans ve bir sürü endüstri lideri aslında insan olmanın önemi ve duyguların öneminden bahsetti. Bu gerçekten çok ilgimi çeken bir şeydi. Peki yapay zeka yaratıcının yerini alabilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence hayır. Bu konuyla ilgili teknoloji hiçbir zaman sıkıcı bir fikri daha ilginç bir hale getiremeyecek. Ama teknoloji iyi bir fikri her zaman daha da fazla kitleye oluşturup ulaştırabilecek diye düşünüyorum. Yani teknolojinin bize sunduğu yine fikir değerli ama teknoloji onu nerede, nasıl daha hızlı bir şekilde insanlara eriştiririz, en doğru insanı nasıl eriştiririz şeklinde bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ikincisi, bu insan olmak ve duyguların önemi, dediğim gibi ilgimi çeken şey. Apple'ın retail tarafının başındaki Angela bundan bahsetti. Nasıl bütün Apple Store'ları daha insan bir yer haline getirdiklerinden. Today at Apple, bugün Apple'da workshoplarından bahsetti. Hatta Grand Prix almışlar, gördüğüm kadarıyla. Forsman ajansı yine, yani İsveçli bir ajans, nasıl kreatif ekiplerinin aslında yaratıcılığın nasıl daha insan odaklı olduğu, duygulara hitap ettiğinden bahsetti. Çok güzel bir Volvo reklamı izlettirdiler, onu da tavsiye ederim. Bu sene yaptıkları bir iş. Bir kız böyle gelecekle ilgili hayallerinden bahsederken, Volvo sürerken son dakikada ona çarpmıyor ve aslında ne kadar güvenli bir araç olduğunu söylüyor. Yani reklamın tamamı duygulardan bahsediyor aslında. Kesinlikle. İlginç olan o. Ya bir kere daha buna, ben de çok inanan biriyim buna, bir kere daha ikna oldum ki birazcık önce insanın kalbine dokunmak gerekiyor. Sonra belki beyinlerinde satın alma kararı verebiliyorlar. Bir üçüncü ilgimi çeken şey, Keith Weed'in, Unilever'in pazarlamadan sorumlu başkanı Keith Weed'in yaptığı kurucu mantalitesi diye bir panel vardı. Aslında Unilever'in de nasıl kurucu filozofisiyle yapılmış bir şirket olduğu. Ne demek istiyorum kurucu filozofisi derken? Amaç önce insanlara bir şeyler satmak değil, amaç içinde bulunduğunuz topluma faydalı olmak. Onların dertlerini dinleyip onları daha ileri götürebilmek şeklinde kurulmuş bir şirket Unilever.
Hatta bugünlerde de Sürdürülebilir Yaşam Planı adı altında bunu hala devam ettiriyor. Ve markası, genelde markaları amacı olan markalar. Kendi içindeki markaları. Özellikle Dove markasının evet. reklamlarına bayılıyoruz ve amacı çok net bir şekilde aktarıyor gerçekten. Evet, evet. Biz de Türkiye'de bir kampanya yaptık bununla ilgili. Yeri gelmişken bahsedeyim. Güzelliğim rakamların ötesinde diye. Evet, çok beğenerek izliyoruz gerçekten. Çok konuşuldu. Harika bir işti. Evet. Ve çok markanın purpose'ını iyi yansıtıyor. Evet, evet. Onu gördük ve onunla birlikte aslında ünlerini satın aldığı diğer markaların kurucuları vardı orada. Dermalogica gibi, Rom gibi, Sundial gibi. Aslında onların da nasıl hala bu amaç tutkusuyla orada olduklarını, amaçlarının dondurma satmak değil, bütün bu tedarik zincirinde sağlıklı ürünler üretmek ve tedarik zincirindeki insanlara fayda sağlamak. Yine Dermalogica'nın kurucusu bahsetti. Bunu da bir kere daha gördük. O da çok keyifli bir seanstı. Ve sadece orada değil aslında bunu bir sürü markanın nasıl daha topluma fayda olur şeklinde düşünüp işler yaptığını gördük. Alman bir süpermarket, Edeka olması lazım. Onların rafları boşalttığı ve aslında hani Almanya'dan gelen ürünler, gelmeyen ürünler, gelmeyenleri raftan çıkarıyorlar, herkes giriyor markete, şok oluyor. Birazcık daha herkesi içine alan şekilde olaylara yaklaşabileceğimizden bahsediyordu o kampanyada. O da çok ilgimi çekti. Yine Carrefour'un yaptığı bir kampanya var, o da burada ödül aldı. Ürünlerde kimyasal kullanılması ile ilgili yine toplum, hatta o kadar ileri gitmişler ki Avrupa Birliği'nde yasa değişikliğine sebep olmuşlar 8 ay sonra. Bunu gerçekten bir kere daha görmek çok iyi geldi. Reklamın dönüştürücü gücü nasıl defalarca şahit olduk burada. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani aslında toparlamak gerekirse kurucu mantalitesi ve topluma faydalı olmak çok konuşuldu. Hacklemek ve otantik olmak çok konuşuldu, bir diğeri söyleyeceğim. Bunlar gerçekten Cannes'da bu sene çok konuşulan işlerdi diye düşünüyorum. Bir diğeri de bahsettiğim gibi insan olmak ve duyguların önemi. Çok teşekkür ederiz Zahap Bey, zaman ayırdığınız için. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.